yaparım. 3 tane yaparım. Sana 20 lira. Propolis, polen, arası, dar ekmeği, bal, beşi, karışım, doğal antibiyotik. Hayat aynının karşısındaki canım maşallah abi. Alan olsun. 3 dakikada kebaba bitmiş. Kaç dakika? Kaç evet dakika şu an 1 dakikamız geçti. Allah razı olsun. Eti severim. Bu tertibi düzenleyen Sayın Sikirtli arkadaşımıza ve siz basın mensuplarına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vallahi saymadım ama o dakikada bir yarımını daha yerdim. Ya. Sizleri buraya getirenlerden ve bu düzeni kuran herkesten ayrı ayrı teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İşli köftemiz var, çiğ köftemiz var, sarmalarımız var, zeytinyağlı, baklavamız var, cevizli. Yani bu şekilde. Öbür tarafta işte kebaplarımız var, kazımız var. Yani bu şekilde yöresel lezzetlerimiz. Bu zaten çiğ köfte Urfa'nın has bir yöresel şeyidir, geneleksel hani çiğ köftesidir. Hani lezzet olarak çok güzeldir. Hani içinde derseniz, içinde baharatlarıyla falan, düğülüyle, yani böyle bir güzel şeye sunum elde etmişler. Yani o şekilde yani kendine özel bir has şeyi var. Ama hani genelde hep Urfa yöresine aittir. Tabii canım en önemlisi bu çiğ köftenin baharatı olarak isot. İsot lezzet verir çiğ köfteye, hani rengini falan getirir. Güzel buzla falan hani yoğrulur bu özellikle şişmesin diye. Tabi Urfalılar genelde hep yaptığı için Urfa'dan çıkma olduğu için bu hani bunun lezzeti daha bir başka oluyor. Onlar buzla yoğurduğu için hani bazı yörelerde mesela ıslatılarak sıcak suyla falan olduğu için hani şişme şeyi oluyor ama Urfalılarda mesela buzla yoğrulduğu için şişme nedeni olmaz. Şişkinlik yapmaz. Hani insanı rahatsız edici bir şey olmaz bunun yani yönü olmaz. Benim yediğim en güzel hani mideyi ve rahatsız etmeyen bir Urfa çiğ köftesidir. Burada kuzu tandırı denedik. Cidden de Gaziantep bu konuda bayağı uzman. Bayağı lezzetli bir ürün yedik. Memnunuz yani. Şimdi bir Antepli olarak başka sofralara gitmedim. İçeride Antep dolması olsun, tatları olsun onu denedim. Onlar da harikaydı. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Yani Urfalı lahmacunu genelde soğanlı oluyor. Bizde öyle olmuyor. O yüzden ben soğansız tercih ettiğimden dolayı tabii ki de Antep lahmacunu.